Başkan Kimyeci, mahalle gezileri kapsamında Karali Bölüğü mahalle sakinleriyle buluştu. Öncelikli olarak bu güzel toplantıya teşrif ederek bizleri onurlandırdığınız için şahsım adına, Antakya Belediyesi ailesi adına ve teşkilatım adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli büyüklerim, değerli bacılar, tabii bizler Antakya Belediyesi olarak bir sene geride kaldı. Belediyecilik hizmetinde bir senemiz geride kaldı. Ama buna rağmen biz Antakya Belediyesi olarak seçim öncesi ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Sadece iş konusunda ilave projeler geliştirerek daha fazla kardeşimizi, daha fazla büyüğümüzü işe yerleştirme konusunda bir gayretimiz var. Orada henüz işimiz bitmedi. Daha çok insanımıza iş imkanı oluşturacağız. Değerli büyüklerim, biz söz verdik. Dedi ki yolları tertemiz pırıl pırıl yapacağız. Antakya'mızın bütün sokaklarını, bütün caddelerini pırıl pırıl yapma konusunda bir gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda görev bizde olduğu anda bütün caddelerimizin, sokaklarımızın süpürülmesi, temizlenmesi, çöplerin düzenli alınması en güzel şekilde yaptık. 13 Kasım 2014 tarihinde Büyükşehir Meclisi'nde 14 metre ve daha geniş yolların Büyükşehir'in sorumluluğunda olması konusunda başkan aşırı derecede ısrar edince hizmetin önünde engel olmayalım diye o konuda müsaade ettik ve 14 metrenin altı bizde kaldı. 14 metre ve daha geniş yollar Büyükşehir'in sorumluluğuna girdi. Dolayısıyla o yolların bakımı, tamiri, yerlerin süpürülmesi, tertemiz edilmesi Büyükşehir'de. Ancak çöp kutusunun içindeki çöpleri kaldırma görevi bizde. O açıdan yılbaşına kadar bütün bu işleri biz yaptık. Yılbaşından sonra kendi sorumluluk alanımızda süpürme işlerini devam ettik. Onun dışında yollarımıza kışın çamurdan, yazın toz topraktan kurtarmak için parke yapacağız dedik. 2014'te biz 250 bin metrekare parke taşı döşedik. Bu yıl 1 milyon metrekare parke taşı döşüyoruz, bitireceğiz. Haziran sonuna kadar 500 bin metrekare parke taşı döşüyoruz. Hazirandan yılbaşına kadar ikinci 6 ayda da 500, dolayısıyla 1 milyonu döşeyeceğiz. Yeter mi? Yetmez. Bir de asfalt konusunda geçtiğimiz yıl 2000 kamyon kendi fabrikamızda asfalt ürettik. Antakya'mızın 95 mahallesinde asfalt tamirinde kullandık. Bu yıl 3000 kamyon yani 30 bin ton asfalt üreteceğiz. Sezon, yaz sezonu açıldı. Lazım gelen neresi varsa asfalt tamir yapacağız. Onun dışında biz Antakya Belediyesi olarak bir söz vermiştik. Kentsel dönüşüm yapacağız demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Emek Mahallesi'nde ve Aksaray Mahallesi'nde kentsel dönüşümle ilgili ihalemizi başlattık. Şu anda alandaki çalışmaların büyük bir bölümünü bitirdik. Formaliteler, yeni projeler, parklar, bahçeler, yeni cami yerleri, yeni okul yerleri, otopark sıkıntıları, tertemiz pırıl pırıl bahçeleri hazır edeceğiz. Projelerini çizeceğiz. 2016'nın ilk çeyreğinde kentsel dönüşümün ilk kazmasını vuracağız. Antakya'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hemen burada karşıdan bakınca görürsünüz. Emek Mahallesi ve Aksaray Mahallesi'nin bir bölümünü içine alan 350 bin metrekarelik alanda bu kentsel dönüşümü yapacağız. Orası sisteme oturduktan kendi kendine çarklar dönmeye başlayınca ikinci bir sözümüz vardı. Bu dağ bandını kentsel dönüşüme alacağız. Sizin bu evlerini ev sahibi olan, kullanan büyüklerimizin bir yandan mülkiyet problemini çözerek bir yandan da yeni projelerle sizlere sahip çıkacak projeleri hazırlayıp bu dağ bandında da bir bütün proje hazırlayacağız. Askeriyenin oradan başlayıp kilisenin orada bitecek şekilde bu tarihi ev dokusunun üzerinde kalan, sonradan yapılan evlerin tamamını içine alacak. Ama hepsinin projesini bir kere de bitireceğiz. Yaparken kısım kısım, kısım kısım yapacağız. Çünkü hepsini sök, yeniden bitir,
kısa bir zamanda bitmez. Bunu da kademe kademe yapacağız. Yani unutmuş değiliz. Sözümüzün arkasındayız. Onları bilgi vereyim istedim. Gene bir başka projemiz var. Söz verdiğimiz, yaptığımız. O da çocuklarımıza sahip çıkacağız dedik. Eğitim konusunda ücretsiz kurs vereceğiz dedik. Hatırlıyorsunuz değil mi? 8. sınıftaki ve üniversite sınavlarına giden 1000 tane talebemize kurs veriyoruz. Nerede veriyoruz? Eski devlet hastanemizin bahçesi vardı. Otopark yapardık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Orada okullar yapıldı. Şimdi orayı biz kullanıyoruz. Mustafa Kemal Üniversitesi'nden işbirliği yaptık. O dershaneleri kullanıyoruz. Orada kendi öğretmenlerimiz var. 22 tane öğretmen, 19 tane yardımcı ve 25 tane servis arabasıyla çocukları evlerinden alıyoruz. Kurs verdikten sonra tekrar evinin kapısı önüne kadar bırakıyoruz. 1000 tane talebe, 100 tanesi üniversite sınavına, geri kalanı 8. sınıf. Yeter mi? Yetmez. Şimdi ilave derslikler yaptık. Haziranda okullar tatile girince yaz tatilinde 3000 tane talebeyi kurslara alacağız. Varsa torunumuz, çocuğumuz, kardeşimiz gelsin kaydını Antakya Belediye'mize yapsın. Ücretsiz bir şekilde kitaplarını da vermek şartıyla kardeşlerimizi bu kurslara kaydetmek istiyoruz. Söz verdik, yaptık. Bir başka projemiz, kıymetli büyüklerim, çocuklarımızı kötü arkadaştan, sokaktan kurtaralım, onları spora teşvik edelim dedik. Bununla ilgili 280 tane talebemize atasporumuz güreş, aba güreşi, basketbol, karate, buna benzer salon sporlarında kurs veriyoruz ücretsiz. Ayrıca yine bir başka bir sözümüz vardı. Sanat kursları açacağız. Sadece parası olan gitmesin. Aynı zamanda imkanı olmayan kardeşlerimiz de arzu ederse bu kurslardan istifade etsin istedik. Ne yaptık? 280 talebeye gitar kursu, keman kursu, ney üfleme kursu, resim kursu, buna benzer daha sayamadığım 13 tane kursta 280 talebeye kurs veriyoruz. Eğer bu konuda gene biraz önce söylediğimiz gibi çocuklarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız var ise bize müracaat etsin, onları da bu kurslara dahil edelim istiyoruz. Söz verdik, yaptık. Gene bir projemiz var, başlatıp bitirdiğimiz. Evde temizlik ve bakım yaptıracağız dedik. Hatırlıyorsunuz değil mi? 65 yaşını geçmiş, gücü kuvveti artık yerinde kalmayan büyüklerimiz var. Onlara kalan ömrü hayatlarında çok güzel bir katkı olacak ve hayır dualarına ortak olacağımız evde temizlik bakım yapacağız demiştik. Bunu başlattık. Şu anda 500 tane aile oldu. Başlangıçta 380 aile müracaat etti. Büyüklerimiz beğenince öbür büyüklerimizin de amcalar, teyzeler haberi oldu. Beni de kaydedin, beni de kaydedin dediler. Şu anda 500'e ulaştık. Nasıl yapıyoruz bu temizliği derseniz, evlere ikişer hanım bacımızı gönderiyoruz. Gelince duvarlarını siliyorlar, köşedeki ankebitleri temizliyorlar özel makinalarla. Halısı süpürülüyor, ardından yıkanıyor özel makinalarla. Koltuklarını siliyoruz. Eğer evde çamaşır makinesi varsa deterjanı bizden, perdelerini yıkıyoruz. Eğer yoksa makine, hem perdesini alıyoruz hem de ne kadar kirli çamaşırı varsa alıyoruz. Özel bir çamaşırhane, bir ev, eski Antakya evi kiraladık, o hale getirdik. Makinalarla her aileninkini ayrı bir makinede yıkıyoruz, birbirine karıştırmıyoruz. Sonra son sistem kurutma makinesinde kurutuyoruz. Varsa söküğünü dikiyoruz terzi tarafında. Sonra son sistem buharlı ütülerle ütülüyoruz. Katlayıp eve paket halinde özel bir kurye ile gönderiyoruz. Nasıl, güzel değil mi? Yeter mi? Yetmez dedik. Büyüklerimize sadece bu hizmeti yapmakla yetinemeyiz. Zaten gücü kuvveti olmadığı, sokağa çıkamadığı için berbere, kuaföre gidemiyor. Bir de eve kadın berberi ve erkek berberi gönderiyoruz. Saç kesimleri yaptırıyoruz. Amcalarımızın uzamışsa sakal tıraşını da yapıyoruz. Bu proje güzel değil mi? Bunu başlattık inşallah. Varsa etrafımızda büyüklerimiz, sevdiklerimiz, tanıdıklarımız
Eğer bu hizmetten istifade etmek isterse bize müracaat edin. Hemen onları da listeye alalım. Kıymetli büyükler, yine bir projeden bahsettik. Dedik ki biz camilerimizi temizleyeceğiz. Söz verdik, yaptık. Antakya'mızda 183 tane cami, 95 tane mahallemiz var ya, 183 tane cami, 30 tane türbe ve ziyaret, 22 tane Kur'an kursu, aynı zamanda 3 tane kilise, 1 tane havra olmak üzere 239 tane ibadethaneyi her 15 günde bir gelip temizliyoruz. Aynı şekilde duvarını siliyoruz, kapısını, penceresini siliyoruz, halısını süpürüp özel deterjanlı makinalarla yıkıyoruz. Tuvalet lavabosunu yıkıyoruz. En son dezenfekte ediyoruz. Yeter mi? Yetmez. Bir de avlusunu temizliyoruz. Çıkışta ağaçların mevsimine göre budamasını, yeni bitkilendirmesini yapıyoruz. Nasıl bu proje, güzel değil mi amcam? Her 15 günde bir aynı ibadethaneye gelip temizliyoruz. Antakya'mıza hayırlı olsun. İşte böyle yeni parklar, yeni bahçeler, daha saymakta zorlandım. Birçok projeyi, hepsini söz verdik, yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Daha fazlasını inşallah yapacağız. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde bizleri bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak kalbinize aldığınız için şahsım, teşkilatım ve Antakya Belediyesi ailesi adına hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.